Sen şimdi bunun Fortnite'ı, PUBG'yi akıcı olarak oynatışa inanıyor musun? Tabii ki de. Peki, akıllardaki en büyük sorulardan, problemlerden bir tanesi eski donanımlarla günümüzde rahat rahat oyun oynamak mümkün mü? Yani bugünkü notebook'un içerisinde birinci nesil i7 mobil işlemci bulunuyor. Bak, birinci nesil i7 mobil işlemci. Bayağı bayağı eski bir işlemci ve içinde ekran kartı olaraksa GT425 isimli Nvidia'nın ekran kartı bulunuyor. Bu notebook'un bize sunmuş olduğu özellikler 8 yıl önce birçok markanın sunmuş olduğu özellikler. Yani burada demek istediğim konu şu, piyasaya çıktığınızda yani paranız vardır 500 lira, 600, 700 lira, 1000 liraya kadar böyle bir notebook bulabiliyorsunuz bu özelliklerde. İşte bu özelliklere sahip bir notebook aslında günümüzdeki oyun performansını size göstereceğim. Önce güzelce bir kapağını size açayım ve notebook'tan biraz bahsedeceğim. Yok şaka şaka. Ne kadar komik. İşlemci tarafında Intel'in i7 birinci nesilde 740QM isimli işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci turbo ile 3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ama base olarak ise 1.73 GHz bize frekans sunarken çekirdek anlamında ise 4 tane çekirdeğimiz ve 8 tane threadimiz bulunuyor. Ve ekran kartı tarafında ise yine DirectX 11 destekli Nvidia'nın 425 isimli ekran kartı bulunuyor. 1 GB'lık 128 bitlik bir ekran kartı ve RAM tarafında ise 4+4 toplamda 8 GB'lık 1066 MHz'likte DDR3 RAM'imiz bulunuyor. Yani bu notebook'un ortalama fiyatı 600 lira filan. 600 lira bu notebook'u bulabiliyorsunuz. İşte gidip de ikinci elden böyle bir notebook aldığınızda acaba bugünkü Fortnite, CS:GO veya da PUBG'yi biz oynayabilecek miyiz? Yani kısacası bizim için oyun anlamında bu yeterli olacak mı? Low ayarlar bile olsa işte bunlara bakacağız. Dostlar şimdi ise zamanının iyi, günümüzün ise oldukça vasat notebook'larından bir tanesi olan Intel i7 birinci nesil işlemciye sahip bu notebook'umuz acaba günümüz için çöp mü yoksa halen daha bunun gideri var mı, bunu görelim. Ve sıra geldi 600 lira 700 liraya bulabileceğiniz bu 8-9 yıllık yaşlı kurduğumuzun ilk oyun testiyle güzel bir şekilde bunun terini arttırmaya. Şimdi burada ayarlara geldiğimde CS:GO'dayız ve CS:GO'daki ayarlarımızın hepsi 720p ve en düşük grafiklerdeyiz. Yani bugün yapacağım bütün testlerin hepsi 720p ve en düşük grafikler, yani low grafiklerde olacak. Ve burada şunu göstereyim. Notebook'un klavyesinin W tuşu bozuk olduğu için de burada harcayacağım bir klavye kullanıyorum. Bunu da kenara aldım ve eğer video hoşunuza giderse de videoyu beğenip kanala abone olup da bana destek olabilirsiniz dostlar. Şimdi güzel bir şekilde burada hemen oyunumuza başlayalım ve şu bilgisayarın canını okuyalım ya. Ve oyuna başladık, şu anda 60 FPS'leri görüyorum. Gayet güzel değil mi ya? Bence baya baya iyi. Şimdi bak burada sıcaklık değerlerini görebiliyorsunuz. Ekran kartının sıcaklığı, işlemcinin sıcaklığı ve Temmuz ayındayız. Bu da aklınızda bulunsun. Yani eski notebooklarla günümüzdeki notebookların sıcaklık değerlerini buradan kıyaslayabilirsiniz. Ve bu notebook'umda termal macununu bir hafta önce değiştirdim. O da Noctua kullandım termal macununu. Bu da aklımızda bir referans olarak bulunsun. Şimdi silahımız var mı? Silah ne var? Okey, AWK aldık. 60 FPS'lerdeyiz ya. 720p, low grafikler. Biraz sanki 40 FPS görsek de hafiften kasıyormuş gibi bak. Fark ettiniz mi siz de? 40 FPS ama sanki böyle bir 20 FPS hissiyatı var gibi. Şu anda mesela çok güzel. Yağ gibi akıyor. Burada bir AWP var. Ben onu nasıl alacağım ya? Çok küçük abi. Göremiyorum ki. Orada pusuya yatmış şerefsiz. Ay bir tane daha olsa da var. Mermi indirdik abi büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Ya Allah. Aldım vallahi aldım. Süper. Dur şuradan kaçayım hemen. İşlemcimin sıcaklığı Noctua macun kullanmama rağmen 85 derece. Temmuz ayındayız, unutmayalım. Şurada. Hadi. Gel. Hadi çık. Çık. Çıkmasan çıkma. Aa 90 FPS'lerdeyiz. Çok iyi. Hayır ya, indirdi ya. AWP mi bu? AWP mi? AWP. Vallahi AWP. Süper. Hadi. A'ya gidiyor. Hadi çık. Bunu aldım ama. Ya yapma be. Yapma be. Dostlar CS:GO testimizi burada sonlandıralım. 720p ve en düşük grafiklerde. Hani 90'ını da gördük ama 35'leri de bir gördük. Mesela burada 70 FPS'lerdeyiz. Kaç kişi var haritada? 17 kişi var. Şöyle meydana bir çıkayım tekrardan. Bak şöyle baktığım zaman işte 60 falan ama ortalamaya geldiğimizde sistemin böyle bir yani 55 FPS verdiğini söyleyebilirim. Lakin dikkatimi çeken bir nokta ise düşmanla çalışmaya girdiğimiz zaman hani 50 FPS daha sanki hissiyat 25 gibiydi. Şimdi gelin
Bir sonraki oyun testimize geçiyoruz. Ve sıradaki oyun testimiz ise bu yaşlı kurdumuzun baya baya canını sıkacak olan PUBG, yani Battlegrounds diyoruz. Ayarlara geldiğimde burada beni 720p çözünürlük ve en düşük grafikler karşılıyor. Hızlı bir şekilde oyuna girmek istiyorum ben. Hiç oyalanmayayım ve burayı sardırıyorum. Ve ayağımız yere bastı dostlar, ama keşke basmasaydı. 15 FPS görüyoruz ya, çok kötü. Hani oynanacak gibi değil. PUBG resmen makineyi mahvetti. Yani şu anda 720p. Ulan şansıma da güzel silah geldi ya. En düşük grafiklerde abi 14 FPS. Ya çok kötü ya. Dostlar, bu iğrençliği ben size göstermem. Onun için PUBG testine daha devam etmeyeceğim. Gördüğünüz gibi 12 FPS'lerdeyiz. Ayarları tekrardan şöyle bir göstereceğim size. En düşükteyiz. 720p'deyiz. Lakin aldığımız FPS'e bak. Kesinlikle oynanmaz. Fortnite'a geçiyoruz. Geç geç geç. Ve sıradaki son oyun testimizde kanalda ilk defa bulunduracağım Fortnite. Zaten bundan sonraki bütün testlerde Fortnite'ı artık bulunduracağım. Şimdi burada çözünürlüğe geldiğimiz zaman 768 piksellik bir çözünürlüğümüz bulunuyor. Ama ben buradan 720 piksele downgrade ettim. Ve burada ayarlar kısmına geldiğimiz zaman ise en düşük grafiklerdeyiz. Şimdi hızlı bir şekilde oynamaya başlayalım ve kaç FPS alıyormuşuz ona bakalım. Şimdi ben de oyunu hiç bilmiyorum yani şuradan... Dostlar, ayağımız yere bastık. Şu anda 30 FPS'i şöyle bir üstlerini görebiliyoruz. Ama önemli değerler mi açıkçası değil. Ben burada daha bir yüksek FPS göreceğimi düşünüyordum aslında. Ama 30'un altında baya baya düşeceğiz gibi sanki. Şuradan ilerleyelim. Arkadaş, kimse de göremiyorum ya. Grafikler rezalet. En düşük grafiklerdeyiz ve şu an baya baya kötüyüz ya. Oba, şurada bir silah var. Acaba tuzak falan mı ya? Buna vurabiliyor muyuz? Oba, ne oluyor ya? Ben bu arada oyunu hiç bilmiyorum. Ben acaba şu anda sıktığım kişi kim abi? Ben hiç bilmiyorum şu anda oyunu. Bu kim? Ah, vuramadım. Kaç 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 kaç. Gidiyoruz. 30 FPS'lerde gidiyoruz. Vallahi gittik ha. Fortnite'a geldiğimiz zaman ise ortalamada bir 28 FPS'lerdeyiz. Bazen 40 FPS'lerde dolaştık. Çok böyle nadir oldu zaten. Ama genelde 28, 27, 32 hep o FPS'lerdeydik. Yani açıkçası pek iç açıcı sonuçlar değil. Ve oyun testini dostlar tamamladım. Videonun başında birazcık umutlu olsam da videonun sonuna geldiğim zaman kelimenin tam anlamıyla çok büyük bir hüsrandı. Aslında birinci nesil mobil işlemciyle GT425'li ekran kartına sahip bir notebook'un ne kadar FPS vereceği az çok anlaşılıyor. Ama insan bir umut diyor ki belki yüksek FPS'leri Fortnite gibi oyunlarda veyahut da farklı oyunlarda görebilirim diyor. Aslında CSGO'ya geldiğimizde CSGO'da güzel FPS'leri gördük. 40 FPS'ler minimum değerlerde, 35'leri falan gördük ama ortalamada CSGO'da hani 60 FPS'leri görebiliyoruz rahat rahat. Lakin orada ise şöyle bir sıkıntı var. Hani 60 FPS'i görsem bile düşmanla karşı karşıya geldiğim zaman oyun şöyle bir ufaktan bir duraksıyor. Ama yine orada 60 FPS yazıyor. Zaten PUBG'yi hiç söylemiyorum. Ben Battlegrounds'taki performansı korkunçtu. 10 FPS'lerdeydi. Fortnite'da gerçekten umutluydum ama Fortnite'da ise hani yine oynanabiliyordu. Biraz böyle kasa kasa oynuyordunuz ama bazı yerlerde 40 FPS'i bile görebildik. Ama sonuca geldiğimizde bugün bu notebook oyun anlamında tam anlamıyla berbat bir şey. Ama günlük kullanım olur. İnternete gireyim, Word, Excel okuyayım veyahut da farklı farklı ufak ufak programlar işimi gücümü halledeyim derseniz bu notebook'un işinizi görür. Ama böyle bir notebook, yani Intel i7-740QM ve GT425'li bir notebook'la oyun hayalini unutun. Ve evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Benden baya baya böyle eski işlemciler, eski ekran kartlarıyla testler yapmamı istiyordunuz. İşte bugün onlardan bir tanesiydi. 8 sene önce, 9 sene önce çıkmış olan bir notebook günümüzdeki güncel oyunlardaki performansına canlı canlı bakabildik. Farklı farklı isteğiniz veya öneriniz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.